Cilt lekeleri, sivilce lekeleri, güneş lekeleri, doğumdan kalan, doğum sebebiyle oluşan lekeler, sivilcelerden sonra kalan lekeler için muhteşem bir çözümle geldim arkadaşlar. Bu benim yıllarca yaptığım bir krem. Ama düşündüm ki Instagram'da bana gelen birkaç sorudan sonra ben bunun videosunu hiç çekmemişim. Tamam, bunu bir video olarak çekeyim ve buraya koyayım istedim. Pirinç kreminden bahsedeceğim. Gerçekten etkilerini sabah görüyorsunuz arkadaşlar. Hiç abartmıyorum. Geceleri süreceğimiz bir krem bu. Geceleri sürüp uyuyacağız ve sabah pamuk gibi bembeyaz uyanacağız. Gerçekten abartmıyorum. Bunu kesinlikle denemenizi istiyorum. Hadi hemen yapılışına geçelim. Cilt beyazlatıcı, lekelerden arındırıcı pirinç kremi için ihtiyacımız olan 2 dolu dolu yemek kaşığı pirinç hepimizin evinde mutlaka vardır ya da yoksa bile bulması, temin etmesi gerçekten çok kolay ve çok etkili bir malzeme. Şimdi devamında 1 çay bardağı süt ekleyeceğim ama bardağım büyük bardaklardan arkadaşlar. Küçük bardaklar varsa elinizde o yeterli olmayacaktır. Biraz daha ilave edeceksinizdir. Hemen sütümü de koyuyorum. Sütün de ekstra cilt beyazlatma özelliği var ve cildin nemini geri kazandırma özelliği var arkadaşlar. Gerçekten bu krem cildi yapılandırıyor. Hücre yenilenmesini sağlıyor. Şimdi en kısık ateşte sevgili arkadaşlarım, bakın çok harlı ateşte kaynatıp sütün buharlaştırıp pirinçleriniz de yumuşamadan almayın. Lütfen, burası önemli. Kısık ateşte şöyle pirinçler yumuşayana kadar pişiriyoruz. Bakın pirinçlerimiz artık yumuşadı. Şimdi bunu bir karıştırıcı, shaker ya da mutfak robotunuzla, çorbaları çektiğimiz aparatla çok rahat bir şekilde krem kıvamına getirebilirsiniz. Ben shaker kullanacağım. İçerisine önemli birkaç malzeme ilave edeceğim arkadaşlarım. Onlara dikkat edin. Onların alternatiflerini de şimdi sizlere söyleyeceğim. Hemen malzemelerin ilavesine geçelim ve shaker'ımızı alıp hemen geliyorum. Evet, krem kıvamına getirmek için şimdi bunun içerisine tüm malzemeyi dolduracağım. Dediğim gibi pirinç ve sütü lütfen yavaş yavaş kaynatın. Bu önemli bir püf noktası ve pirinçler iyice yumuşasın. Bundan emin olun. Sonra şimdi karıştırıcımın içerisine alıyorum. Bu kremi geceleri kullanacağız arkadaşlar. Gündüz de kullanılabilir ama cilt geceleri daha güzel yapılandığı için hücre yenilenmesi, kolajen üretimi, cildi destekleyen bağ dokuların güzel bir şekilde uyarılması gece olduğu için bu kremi özellikle gece yatmadan önce uygulamanızı tavsiye ediyorum. Fakat yine önemli bir tavsiye, bu kremin içerisinde kullandığımız malzemelerden herhangi birine alerjiniz varsa lütfen kremi kullanmayın. Önce ufak bir bölgede test edin, bir yarım saat, bir saat bekleyin, sonra kullanın. Şimdi bu elimde tuttuğum kayısı çekirdeği yağı, hepinizin elinde olmayabilir, hiç sorun değil. Bunun yerine Hindistan cevizi yağı da kullanabilirsiniz. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Bu yararlı yağları da kullanabilirsiniz. Şimdi ben kayısı çekirdeği yağımdan 1 tatlı kaşığı kadar ilave ediyorum. Sonrasında bal ilave edeceğim arkadaşlar. Balın cilt nem dengesini düzenleme ve lekeler üzerinde açıcı etkisi var. Gerçekten çok güzel bir krem oluyor. Çok besleyici, aynı zamanda lekelere karşı etkili, aynı zamanda cildin nem dengesini sağlayan harika bir krem oluyor bu. Sadece lekeleri azaltmakla kalmıyorsunuz. Cildi misler gibi nemlendirerek kırışıklıklardan da korumuş oluyorsunuz arkadaşlarım. 1 çay kaşığı kadar da bal ekledim. Ama şunu da ilave etmek istiyorum. Eğer elinizde bal ya da yağ yoksa, herhangi bir yağ, hiç üzülmeyin. Sadece süt ve pirinçle de bu krem muhteşem oluyor. Çünkü yıllardır yapıyorum arkadaşlar. Ama lütfen düzenli kullanın. Şimdi shaker'ımı kapatıyorum. Bir güzel çekeceğim. Doğal yapılan her şeydi. Bu benim sizlere vermiş olduğum zayıflama kürleri de dahil olmak üzere. Süreç çok önemli arkadaşlarım. Rutin oluşturun ve en az 1 hafta 2 hafta deneyin sonuçları görmek için. Çünkü bir anda sonucu görmeniz zor olabilir. Fakat bu kremde gerçekten sabahına o sonucu görüyorsunuz. Yumuşacık bir ten, böyle renkte bir açılma, sanki böyle çok güzel uyumuş, çok güzel dinlenmişsiniz gibi cildinizde bir sakinleşmiş bir hava görüyorsunuz. Gerçekten bunu göreceksiniz. Hemen çektikten sonra şöyle kapaklı bir krem kutusunun içerisine koyuyorum kremimi. Bunu buzdolabına saklayacağız arkadaşlarım. Dışarıda koku yapabilir. Çünkü yaz aylarındayız. Hava sıcak, pirinç ve süt dışarıda bozulur. Buzdolabında da bir hafta 10 gün kadar rahatlıkla saklayabilirsiniz. Şimdi ben bunu cildime sürmeden önce birazcık buzdolabında soğukta bekletmek istiyorum. Şöyle bir 10-15 dakika kadar krem kendini toparlasın. Çünkü henüz hala ılık. Bu sebeple tam formuna ulaşmış değil. Hemen buzdolabına koyuyorum ve 10-15 dakika sonra da cildimize uygulamasını yapacağım. Bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum. Bunu hem krem olarak hem de maske olarak kullanabilirsiniz. Birazcık daha bol sürüp 20 dakika ya da 30 dakika kadar ciltte bekleyip ılık suyla da yıkayabilir. Bu şekilde maske halinde de kullanabilirsiniz. Şimdi ben dolaba koyuyorum. Sonrasında elimize ve yüzümüze uygulamak üzere tekrardan sizlerle birlikte olacağım. Yarım saat kadar buzdolabında beklettikten sonra krem şöyle kendini toparlamış. Evet, kremsi bir yapıya artık ulaşmış, kullanabilirim. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bunu biz cilt beyazlatma için, cilt lekeleri için, akne izleri için, güneş lekeleri için kullanacağımız için ellerimizde de çok rahatlıkla kullanabiliriz. Çünkü ellerimizde özellikle yaz aylarında gerçekten çok böyle lekelenebiliyor, bir şeyler olabiliyor. Bir de ellerimiz çok yıpranıyor. Her şeyi ellerimizle yapıyoruz. El bakımı da gerçekten çok önemli. Ben de ihmal ediyorum, bakmayın. Ben de bu kremi bu sefer düzenli kullanacağım. Şöyle şimdi ellerime bir güzel sürdüm. Dediğim gibi hem maske olarak hem de günlük bakım kremi olarak kullanabilirsiniz. Maske olarak kullanmak için bakın şöyle şu pütürlü yapısı da çok güzel. Peeling de yapabilirsiniz bununla aynı zamanda. Tamamen doğal içerikler arkadaşlar. Evde gördünüz, kendi kendimize mutfağımızdaki malzemelerle bunu yaptık. Dolayısıyla içinde ne var ne yok biliyoruz. Bu yüzden vücudumuzun her bölgesinde kullanabiliriz. Bacaklarımızda da kullanabiliriz. Özellikle batıklar için bunun pütürlü yapısından yararlanıp peeling yapabiliriz. Aynı zamanda bakım yapabiliriz. El, ayak, vücut, gerçekten tüm bölgelerde rahatlıkla kullanabiliriz. Tek dikkat etmemiz gereken içindeki malzemelerden herhangi birine vücudumuzun alerjisinin olmaması. Şimdi yüzüme sürüyorum. Şimdi yüzüme de bir güzel uygulamasını yapacağım ve ben ondan sonra uyuyacağım. Sizler de bu akşam hemen bu kremi deneyebilirsiniz. Deneyenler lütfen bana Instagram'dan krem fotoğraflarını atsınlar. Ben de paylaşayım. Çok seviyorum sizlerden mesajlar geldiği zaman. Bu arada beni Instagram'dan takip etmiyorsanız mutlaka takip edin. Yarın sabah 15 günlük maydanoz limon kürüne başlıyoruz Instagram'da. Sizleri de bekliyorum. Yüz binlerce kişi birlikte yapacağız. Sakın ha bizimle birlikte olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Instagram'da da beni Seher Akgül yazarak kolaylıkla bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.